Uluslararası bir salgınla mücadele etmekteyiz ve bununla ilgili her gün birçok yeni radikal önlemler alınmakta. Birleşmiş Milletler, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve tüm insan hakları kuruluşları tek bir şey söylüyor. Koronavirüs cezaevlerine bir bulaşırsa kurtulan çok az insan olur. On binlerce insan ölür. Adnan Oktar davasında aleyhlerinde tek bir somut delil olmadan husumetli müştekilerin sadece soyut beyanlarıyla 20 aydır tutuklu bulunan arkadaşlarımız da cezaevindeler. Çağdaş hukuk sistemlerinde tutuklama bir ceza değil, sadece bir tedbirdir. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapmış olduğu bir araştırmaya göre ülkemizde tutuklamaların hukuka aykırı bir şekilde uygulandığını ve uzun süreli olduğunu somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Hakimlerin kuvvetli suç olgusu vererek tutuklama kararı verdiği %9. Hakimlerin tutuklama kararı vermeden önce yapmak zorunda olduğu hukukta ölçülülük ilkesi yaklaşımı ise 743 dosyanın yalnızca bir tanesinde yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ocak 2013 tarihinde yaptığı konuşmasında bizim itirazımız aslında yargı sürecinin uzamasına yöneliktir ve tutukluluk süresinin uzun olmasına yöneliktir. Tutuksuz yargılama zaten mümkün hale geldi. Fakat buna rağmen maalesef işler bu kadar seri hala yürümüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yargı reformu stratejisi programında yaptığı konuşmasında tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak gördüklerini belirtmiştir. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ise bir konuşmasında tutuklama istisnai bir tedbirdir. Ancak bunun bir esas mahkumiyet kararı gibi uygulanması, değerlendirilmesi, yargıya olan güveni sarsan başlıklardan biridir. 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde birçok tedbir alınmasına rağmen eğer virüs cezaevlerine bulaşırsa salgın çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Tek bir infaz kurumu memuru bulaştırıcı olabilir ve çok kısa bir zamanda binlerce mahkumu enfekte edebilir ve cezaevlerinde toplu ölümler yaşanabilir. Adil yargılama ve insan hakları adına göz önünde bulundurulması gerektiğine